faşizme karşı omuz omuza. Gezi Parkı olayları neticesinde bir araya gelen birçok sivil toplum örgütünün oluşturduğu Antakya Dayanışması platformu, Gezi Parkı operasyonları sonucu yapılan gözaltı ve tutuklamaları protesto etme girişimlerinin engellenmesine tepki gösterdi. Ara sokakta Ehlidar diye bir kafeye sığındık. Ehlidar kafeye geçmemizle birlikte Ehlidar kafenin önünde yaklaşık 50-100'e yakın insan birikti ve buradan sizi öldüreceğiz gibi tehditvari söylemlerle bize saldırdı. İçeri girmeye çalıştı. İçeri girdi. Bir ara içeri girdi ve göstericilere, bizlere saldırdı. Yumruklaştılar bizlerle. Antakya Dayanışması Platformu adına konuşan Mehmet Karasu, gözaltılar ve tutuklamalar ile yasakları protesto etmek yanı sıra demokrasi şehitleri Abdullah Cömert ile Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinin bulunması için seslerini yükseltmek amacıyla Saray Caddesi'ne gerçekleştirmek istedikleri basın açıklamasına önce polisin, ardından polis olmadıkları her hallerinden belli olan eli sopaların müdahale ettiğini öne sürerek gösteriye katılan 3 kişinin sopa darbelerine maruz kalması sonucu yaralandığını ifade etti. Öncelikle kalkanlarla itmeye başladılar. Ardından gaz sıktılar. Bütün arkadaşlarımızın üzerine gaz sıktılar. Ardından ara sokaklara gittiklerinde orada hazır bulunan eli sopalı insanlar arkadaşlarımıza saldırdılar. Saray Caddesi'nin her türlü demokratik eyleme kapatıldığını kaydeden Karasu, basın açıklaması ardından dağılmak niyetinde olan göstericilere uygulanan polis müdahalesi emrini veren yetkili kişileri kınadığını da belirterek bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. Bu insanların kim olduklarının tespit edilmesi ve yargının önüne çıkarılmasını istiyoruz. Ve basın huzurunda bu saldırıyı emrini veren tüm emniyet güçleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hatay'ın iki demokrasi şehit Abdullah Cömert ve Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinin yargı önüne çıkarılmasını istediklerini ve bu amaç uğruna seslerini yükseltmeye devam edeceklerini ifade eden Karasu, Antakya Dayanışması platformu olarak yasaklı kent alanlarının düşünce özgürlüğüne açılmasını istediklerini ve polis kuşatması altındaki mahallelerin nefes almasına izin verilmesi gerektiğine dikkati çekti. Yasaklı kent alanlarının düşünce özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne açılmasını istiyoruz. Mahallemiz, mahallelerimiz Çekmece, Armutlu, Sümerler, Gazi Mahallesi günlerdir polis kuşatması altında. Polisler burada herkesi rahatsız ediyor.